de yakalamak lazım orada. Şimdi bizim ruh bence deminki görüşü görmekten, maddi varlığın içindeki özellik olarak görmekte bir sorun yok. Hangisini görsek. Fakat tabii, şunu da bilmemiz lazım. Şimdi fiziğin bize anlattığı dünyayı bir düşünelim. Fiziğin anlattığı dünyada maddenin içinde itme var, çekme var, dalga olmak var, parçacık olmak var. Fakat dikkat edin, zihinle ilgili dünyaya geçtiğimizde acıdan, tatlıdan bahsediyoruz. Soğuk algısı, sıcak algısından bahsediyoruz. Gören, işiten bir varlıktan bahsediyoruz. Öznel bir değerlendirme var. Ve fizikle ilgili dünyadaki anlatımların hiçbiriyle bilinçle ilgili bu dünyayı anlamamız mümkün değil. Ne dersek diyelim, fizikalizm, yani bizim zihinsel durumlarımızı moleküllere, o molekülleri işte kimyaya, kimyayı fiziğe indirgerek açıklamak ki felsefenin hedeflerinden biri 20. yüzyılda bir kısım materyalist filozofların bu olmuştur. Fakat bunun mümkün olmadığı çok açık bir şekilde gözükmektedir. Bizim kullandığımız dil de zihinsel olarak algılarımız da fiziğin bize anlattığı dünyadan köklü bir şekilde farklı gözüküyor. Birçok insan tabii şeyi karıştırıyorlar, buna iyice konsantre olursa anlayacaklardır. Mesela bir bilgisayarla belki arasındaki farkı anlatırsak şey yapılabilir. Burada aynı davranış bile olsa kökten farklılıklar var. Şöyle bir şey düşünün, karşınızda mavi renk duruyor. Siz bir mavi rengi algınızı düşünün bir kendinizde. Bir de bilgisayarın o mavi rengi algıladığını düşünelim. Bilgisayar mavi renge tepki verebilir mi? Çok iyi verebilir. Mavi rengin bir dalga boyunu algılayacak şekilde bilgisayara bir şey yaparsınız üstüne düştüğünde. Hatta türkuaz mavisi şudur diye insanın anlayamayacağı kadar mavi çeşitlerini ayırıp bilgisayar sinyal verebilir. Hatta bilgisayarın içine sesleri kaydedersiniz. Her halükarda mavi, türkuaz mavisi şeklinde de bilgisayarı bağırtabilirsiniz. Fakat sorumuz şu, bilgisayar maviyi görmüş müdür? Yani aslında onu hissetmiş midir, onu bir anlam yükler mi? Biz içsel bakışımızla, burada birinci şahıs deneyimimizle o algıladığımız maviyi düşündüğümüz zaman bilgisayarda bir karşılığı yok. Yani tamamen insanla maviyi algılıyor, hatta ses veriyor, hatta insandan daha iyi ayırt edecek şekilde bir bilgisayar yapıyorsunuz, tam maddi bir şey. Fakat bizim mavi algımızı bir türlü bilgisayarın içine sokamıyorsunuz. Ki bizim çünkü mavi algımız da her zaman mavi olmuyor, onu da söyleyeyim. Bazen yeşili mavi algılıyoruz, bazen griyi mavi algılıyoruz. Oradaki isterse rüyadaki yanlış bir algı olsun, kastım o değil. Bizim zihinsel deneyimlerimizi, birinci şahıs olarak bizim deneyimlediğimiz o deneyimleri ne yaparsak yapalım, ne maddi dilden üzerinden tarif edebiliyoruz, ne de bir insanı taklit eden yapay zekalar yapınca onları aktarmamız mümkün. O yüzdendir ki zaten bir bilgisayarı çöpe attığımız zaman onda bir sorun görmüyoruz. Ama algılayan bir insanı öldürüp de çöpe atsanız veyahut da kullanmayacak hale gelip bir insanı öldürmüş oluyorsunuz. Bilgisayar aynı özellikleri olsa da birini öldürmüş gibi hissetmiyoruz kendimizden. Aslında buna konsantre olduğumuzda burada bilincin ne kadar enteresan bir şey olduğunu anlarız. Ve dikkat edin, felsefi açıdan en enteresan konular, birçok kimsenin zannedildiği gibi çok orada uzaklardaki Big Bang ile ilgili konular, işte 13 milyar yıl önceki patlama falan değildir. En aslında ciddi konular kafamızın içinde. En zor konuların bir kısmı, dikkat edin, üzerine düşünülmesi en zor konuların bir kısmı da işte bilinç, irade gibi aslında bize çok içkin olan konular üzerine düşündüğümüzdedir. İrade de aynı şekilde. Yani birisi bize sorduğunda çay mı kahve içersin? Çay diyoruz. Haydi gel bakalım, irade nedir felsefi açıdan açıkla dediğimizde aslında ne kadar böyle demir gibi bir konunun karşısında olduğumuzu, ne kadar enteresan bir fenomenin karşısında olduğunu anlıyoruz. Çünkü nasıl ki bilinçle ilgili algımız maddi hiçbir şeyle anlatamıyorsak, aynı şekilde iradeyle ilgili bizim bu irade etmemizi de maddi hiçbir şey üzerinden anlatmamız mümkün değil, dikkatli bir şekilde. Çok güzel bir nokta.